Bütünsel liderlik kesinlikle ve kesinlikle benimle başlıyor. Senle başlıyor yani. Okey? Sonra iki, çok önemli bir şey daha konuşmuş katılarsanız eğer. İkinci madde sizden, sizin ruh halinizden, beyninizden, kalbinizden, yaymış olduğunuz bütün enerjilerinizden sizinle bağı olan etrafa doğru yayılmaya başlıyor. Yani çalışma arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, eviniz etrafa doğru yayılmaya başlıyor. Eğer sizde bir sıkıntı varsa, problem varsa, dertliyseniz, tasalıysanız, mutlu değilseniz, negatifseniz, yanlışsanız, bir şeyseniz eğer dışarıya yanlış olanları yaymaya başlıyorsunuz. Ve bütünsel liderlikteki en önemli olan bir tanesi esasında şu anda görünür olan olayların ne olduğu değil, sizin ne yapmak istediğiniz esasında. Şu anda her şey kötü olabilir, şu anda her şey çok iyi olabilir. Ama kritik nokta iyi olması bile yeterli değil, sizi yanlış yere götürebilir, kötü olması da bir şey ifade etmeyebilir. Önemli olan noktanın sizin vizyonunuz ve düşlerinizin, hayallerinizin olması esasında. Eğer vizyonunuz doğru biçimde ilerliyorsa ve siz vizyonunuzla geleceği bugün ayıratmak için büyük bir azim ve coşkuyla her daim koşabiliyorsanız, her dakika düşmenize rağmen bir milim bile olsa ondan vazgeçmeden devam edebiliyorsanız işte alın sizi müthiş bir başarıya giden liderlik öyküsünün başladığını söyleyebilirim. Aa, demek ki üçüncü step bir şey daha fark etmiş oldum. Ki, üçüncü step de vizyonerlik ama benim düşlerimle, hayallerimle yaratabilmiş olduğum vizyonerlik. Bir, merkezde ben varım. İki, bana bağlı olan bütün bağların kendi içinden yayılan birer enerjim, bilgim, birikimim olduğunu çok iyi anlıyorum. Üç, vizyonumu çok iyi derecede ortaya koyuyor olmam lazım. Yani eğer bir düşünüz ve hayaliniz varsa siz o hayalin oluşması için her şeyinizi sahip olduğunuz ve olabileceğiniz her şeyinizi yatırmaya razıysanız, yumruk aldığınızda, düştüğünüzde ve devrildiğinizde bunlar benim için önemli değil, ben kalkar gene yürürüm diyorsanız, işte kardeşlerim şu an itibariyle liderlik sizin için tam anlamıyla başlıyor demektir. Bundan sonraki adımları beraberce inceleyeceğiz. Ama size video daha vereyim. Benim şu anda Live Life YouTube kanalında Bütünsel liderlikle ilgili dört aşamalı önemli bir çalışmam var. Bugün çok fazla ona girmek istemiyorum. O 10 dakikada izlerseniz esasında önemli mesajlar da orada da var aynı zamanda. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ortaya müthiş bir şey çıkmış olacak. Harika. Peki ben böyle ilerliyorum şimdi. Üç set geçtik. Peki bu vizyonumu hayalimle vazgeçmeyeceğimi fark ediyorum. Düşüyorum, kalkıyorum, onu da fark ediyorum. Peki hocam ben nasıl ilerleyeceğim? acaba geleceği çok yakın bir zamana şimdiye daha hızlı nasıl getirebilirim? Çok önemli. Şimdi arkadaşlar bütün her şey biliyorsunuz ki planla, programla ve çalışmaya başlar. Her işin bir planı, programı çalışması olması lazım. Yüzde yüz katılıyorum. Ancak unutmamamız gerekir ki yine her şey sizinle başladığına göre plan ve programı hazırlarken ki ruh halinizde çok önemlidir. Eğer ruh haliniz plan ve program hazırlarken yanlışsa, negatifse bütün planlarınız yanlış ve negatif olabilir. O yüzden kritik konu şudur esasında. Plan hazırlamaktan daha çok sizin planlarınıza değil, düşlerinize, amaçlarınıza ortak olabilecek insanlara ihtiyacınız vardır. Bütünsel liderliğin dördüncü tebi ve en önemli olan bir tanesi budur esasında. Ne demek o? Yani kendi düşünüzü, sizin düşünüzü, hayalinizi, amacınızı sizinle beraber anlayacak ve yürüyebilecek insanlara ihtiyacınız vardır. Bu sizin çalışma arkadaşlarınız, bu sizin müşterileriniz, bu sizin aileniz, hatta dostlarınız, komşularınız da iyi olabilir. Eğer ne kadar çok insanı sizin düşününüze, hayalinize, vizyonunuza ortak edebilirseniz eğer, ortak edebilirseniz eğer. Bakın gene söylüyorum. Ortak edebilirseniz eğer bu çok önemlidir. Ne demek o? Ortaklık demek hisse vermek anlamındaki ithal olan bir şey değil. Ortaklık demek sizin düşünüzü kendi düşleri gibi, kendi hayalleri gibi, kendi vizyonları gibi sahiplenmeleri demek esasında. Hatta sizden daha fazla ne kadar sahiplenebilirlerse o kadar bu iş başarıya ulaşır. Hatırlayın kutlu savaşımızı. Kutlu savaşımız Samsun, Sivas, Erzurum, bütün insanlarımızı tek bir çatı altında toplamak en büyük amacıydı Atatürk'ün. Demek ki biz bir şey fark ediyoruz ki, ne kadar fazla insanı kendi düş ve hayalinizi barındırabilirseniz işte o zaman başarılısınız. Bugün bakarsanız Apple çok başarılı diyorlar. Neden? Çünkü %20, %100 taraftar müşterisi var. Apple'ı Apple çalışanlarından ve daha fazla seven, Apple'a daha fazla gönülden bağlı olan, kapısına kuyruğa girip iki gün bekleyip de bir hafta önce değil şimdi almak isteyen müthiş bir taraftar müşterisi var. %20'si taraftar müşteri bunlar. Yani eğer bunlar olmazsa o düşün ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Buradan bir şey anlıyorum ki ben. Ha, evet. Tek başıma benden doğan bir şey var. Her şey benim sorumluluğumda. Benden doğru yayılıyor. Çok doğru. Peki. Ama benim en önemli sebebim çevremdeki insanları bu düşüme, hayalime ortak etmek. O yüzden dostlarım, şirketlerinizde oturup da Sadece ve sadece raporlara bakan, maille okuyan, etrafta konuşan, toplantıya girmeniz yeterli değil. Çok daha iyi, çok daha farklı şey yapmanız lazım. Yani ne kadar çok insana dokunabilirsiniz, ne kadar çok insana ulaşabilirsiniz, ne kadar çok o insanlara kendi düşünüzü, hayalinizi anlatabilirseniz, işte o zaman bir şeyler değişmeye başlıyor. <laughs>